Evet arkadaşlar, sürtünme kuvvetinden bahsedeceğiz. Şimdi sürtünme kuvveti bazı yine genel hafiften dikkat edilmeli. Yani bazı karıştırmalar olabiliyor. Genellemeler bazen uymayabiliyor. Buna dikkat etmemiz lazım. Bunu özellikle vurgulayacağız burada. Birbirine temas eden yüzeyler arasında zorlanmaya karşı oluşan kuvvete sürtünme kuvveti denir. Sürtünme kuvveti vektörel bir nicelik olup Fs ile gösterilir. 1 miliniton'dur. Arkadaşlar zaten sürtünme kuvveti diyoruz. Kuvvet olduğu için bir kere F ile göstereceğiz ve Fs sürtünme kuvvetini gösteren bir durum olmuş olacak. Şimdi sürtünme kuvvetinde ötelenen ve dönen cisimlerde arkadaşlar farklı durumlar var sürtünme kuvvetinin yönünde. Ona dikkat etmemiz lazım. Bir de statik sürtünme ve kinetik sürtünme dediğimiz kavramlar var. Ona dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi önce bir kere sürtünme kuvvetinin ötelenen cisimlerdeki yönünü bulmayı gösterelim. Şimdi bir cisim V0 hızıyla bu tarafa doğru gidiyorsa arkadaşlar buna dikkat edelim. Eğer öteleniyorsa yani dönmüyorsa diyelim, öteleniyorsa arkadaşlar kayıyorsa sürtünme kuvveti hareket yönüne terstir. Yani baktığımız zaman sağa doğru gittiğini biliyoruz ya. Kuvvet uygulansın ya da uygulanmasın. Bakın şu sağa gittiğini gösteriyor. Demek ki sürtünme kuvveti bu tarafa doğru olacak. Sürtünme bu tarafa. Devam ediyorum. Eğer baş şuraya V0 uyguluyorum. Arkadaşlar kuvveti de bu tarafa doğru uyguluyorum. Ben şimdi tekrar söylüyorum. Eğer ben V0'ın bu tarafa doğru gittiğini biliyorsam bu kuvvetin yönüne bakmama bile gerek yok. Sağa gittiğini bildiğim için sürtünme kuvveti yine ne tarafa doğru olacak arkadaşlar? Bu şekilde de sola doğru olacak yine. Şimdi eğer dikkat edelim. Şu biraz kalınlaştıralım. Şu da. Eğer benim cismim V0 hızıyla bu tarafa doğru uygulanmışsa dikkat edersek V0 bu tarafa doğru gidiyor. Cisim sola doğru gittiğini söylemiş ya arkadaşlar dikkat edersek. O zaman sola doğru gittiğini bildiğim için direkt ben sürtünme kuvvetini arkadaşlar sağa göstereceğim. Yani sürtünme kuvveti bu tarafa doğru arkadaşlar. Şimdi buna dikkat edin. F kuvvetini V0 hızıyla bu tarafa doğru uygulamışım. V0 hızıyla bu tarafa gidiyor. F kuvvetini bu tarafa uygulamışım. Burada sürtünme ne tarafa? Arkadaşlar ben sürtünmede ötelenen cisimlerde hareket yönüne ters dedim. Kuvvete ters demedim. Onun için cisim F kuvveti buraya uygulamışsa ama sola gittiği için arkadaşlar yine ben sürtünme kuvvetini bu tarafa yapacağım. Bunun tam tersi yönünde olacak. Yani cismin hareket yönüne ters olacak. Şuna bakmayacağız. F'e bakmayacağız. Ha, dururken eğer ben arkadaşlar sağa doğru uygulamışsam ve hareket etmeye başlamışsa o zaman sürtünme kuvvetim ne olacak arkadaşlar? Kuvveti sağa uygulayıp hareket ettiği için sola doğru bir sürtünme kuvveti olacak. Eğer ben dururken sola doğru bir kuvvet uygulamışsam ve hareket etmeye başlamışsa da o zaman sürtünme kuvveti tabii ki sağa doğru olacak derim. Yani hareket yönüne ters yönde olacak ötelenen cisimlerde arkadaşlar. Uygulanan kuvvete ters yönlü olabilir. Aynı yönlü olabilir. Kuvvetle ilgimiz yok. Hareket yönüyle ilgimiz var. Buna dikkat etmemiz lazım. Tekrar söylemek gerekirse mesela V0 hızıyla bu tarafa doğru gidiyor. F kuvveti bu tarafa doğru uygulanmış. O zaman bizim sürtünme kuvvetimizin ne tarafa doğru olması lazım? Demiştik arkadaşlar. Hareket yönüne ters. Bu tarafa gittiği için sürtünme kuvveti bu tarafa doğru olacak. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Arkadaşlar bir de ince bir detayımız daha var. Dönen cisimlerde sürtünme kuvveti hareket yönüyle aynı yönlüdür. Bakın ötelenenlerde hareket yönüyle ters yönlü dedik. Şu ötelenenlerde. Ama burada şöyle döndüğü için, bakın şu noktaya geldiğinde şöyle gittiği için sürtünme bu tarafa doğru olacak. Dolayısıyla arkadaşlar dikkat edersek aynı yönlü olacak. Hatta bunu döndüren kuvvet sürtünme kuvvetidir. Eğer bu cisim dönmeseydi yani kaysaydı o zaman zaten sürtünme ters yönlü olurdu. Mesela şöyle düşünelim. Arkadaşlar araba tekerleğe dönerken yani arabalar hareketliyken tekerleğe dönerken dönme yönüyle aynı yönlü. Ama işte frene bastınız ne oluyor? Balataya tekerleği kilitliyor ve tekerleğin dönmesini engellediği için artık sürtünme kuvveti hareket yönüne ters yönde oluyor. Dolayısıyla dönerken aynı yönde bakın dikkat ederseniz. Bu dönerken tekerlek dönerken arkadaşlar aynı yönde bir sürtünme kuvveti olmuş oluyor bu tarafa doğru. Yani sürtünme kuvveti hareket yönüne ters yöndedir demek eksik bir cümledir. Ötelenen cisimlerde sürtünme kuvveti hareket yönüne genellikle terstir demek doğru cümledir. Dönen cisimlerde, dönerek ilerleyen cisimlerde arkadaşlar sürtünme kuvveti hareket yönüyle aynı yönlüdür demek gerekiyor. Bakın burada olduğu gibi. Bir kere buna dikkat edeceğiz. Yani tekrar söylüyorum. Sürtünme kuvveti hareket yönüne terstir cümlesi her zaman doğru bir cümle olmaz. Ötelenen cisimlerde genellikle hareket yönüne terstir cümlesi doğru olur. Dönen cisimlerde sürtünme kuvveti hareket yönüyle aynı yönüdür dememiz gerekiyor. Önce sürtünme kuvvetinin yönünü göstermeyi söylemiş olduk.
İşte bakın F kuvvetiyle çekmiş. Sürtünme kuvveti bu tarafa doğru. Ağırlık var. N tepki kuvveti var. Şimdi statik sürtünme kuvveti arkadaşlar iki türlüdür. Bir statik sürtünme kuvveti, diğeri kinetik sürtünme kuvveti. Bir cisim hareket etmediğinde ona etki eden sürtünme kuvveti statik sürtünme kuvvetidir. Arkadaşlar şimdi şöyle düşünelim. Ben buraya 20 Newton uyguluyorum ve cisim hareket etmiyor diyorum. Ya şimdi düşünsenize, normalde 20 Newton uyguladığımda cisim hareket etmiyorsa onu diğer yöne de çeken kuvvet olması gerekmiyor mu? Otomatikman hareket etmediği durumda sürtünme kuvvetimizin değeri ne kadar olacak arkadaşlar? Sola doğru 20 Newton olacak. Ben hemen bunu söyleyebilirim. Şimdi bunu daha detaylı anlatacağım da buna dikkat etmemiz lazım. Yani cisim hareket etmediğinde etki eden sürtünme kuvveti statik sürtünme kuvvetidir ve uyguladığımız kuvvet kadardır. Mesela cisme sıfır ya duruyor ya, kuvvet uygulamamışsak sürtünme kuvveti de sıfırdır arkadaşlar. Eğer ben 10 Newton uyguladım ve cisim yine hareket etmiyor. 10 Newton uygulamama rağmen mesela masayı çekmeye çalışıyorum ama mesela masa hareket etmiyor. Demek ki benim sürtünme kuvvetim tam ters yönlü. Zaten ötelenen cisimlerde hareket yönüne ters yöndedir genellikle dedik. F sürtünme o zaman 10 Newton'dur. Daha hesap yapmama gerek yok. Hareket etmiyor çünkü. Başka da bir kuvvet yok sola doğru çeken. Otomatikman böyle olacak. Eğer aynı cismi düşünelim. Mesela şöyle düşünelim. Cisim burada dursun. Şöyle V eşittir 0 olsun. Tamam mı? Sonra arkadaşlar V kuvvet uygulamayın buradan. Sonra aynı cismi 2 Newton uygulayın. Sonra aynı cismi 3 Newton uygulayın. Aynı cisme 4 Newton uygulayın ve cisim yine durmaya devam etsin. V eşittir 0, V eşittir 0, V eşittir 0. Arkadaşlar bakın dikkat ederseniz statik sürtünmenin değişken olduğunu söylemeye çalışıyorum. Bakın burada kuvvet uygulamadığım için buradaki sürtünme kuvveti de sıfır. Şimdi burada 2 Newton uygulamışım ve hareket etmiyor ya. Demek ki diğer tarafa doğru olan sürtünme kuvvetinin 2 Newton olması lazım. Aynı cisim tabii yerde. 3 Newton uygulamışım ve hareket etmiyor ya. Demek ki sürtünme kuvveti diğer tarafa doğru 3 Newton. Sürtünme kuvveti bu tarafa doğru arkadaşlar 4 Newton. Yani cisim hareket etmediği sürece, duruştan hareket etmediği sürece o arkadaşlar sürtünme kuvveti uyguladığımız kuvvet kadar olmak zorundadır. Yani hatta şöyle bir grafik çizebiliriz. Arkadaşlar F statik sürtünme kuvveti F uygulanan. Uygulanan kuvvet arttıkça statik sürtünme kuvveti artıyor arkadaşlar. Öyle düşünebiliriz. Tamam mı? Ha hocam peki tamam. Statik sürtünme kuvveti cisme dururken uygulanan sürtünme kuvveti ve uyguladığımız kuvvet kadar oluyor. Harekete geçtikten sonra ne olur? Arkadaşlar belli bir süre sonra cisim hareket etmeye başladıktan sonra o zaman kinetik sürtünme kuvveti etki edecek hareket ettiği için. Ve unutmuyoruz arkadaşlar kinetik sürtünme kuvvetinde yani şöyle söyleyelim. Cisme 2 Newton uyguladık, 3 Newton uyguladık, 4 Newton uyguladık. Tam 4 Newton uygulamaya başladığımız anda kinetik sürtünme biraz düşecek. Yani maksimum statik sürtünmeden daha düşük bir değerde olacak ve o şekilde etki edecektir diyebiliriz. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Benim sürtünme kuvvetim uygulanan kuvvetle yani bir cismi düşünelim. Bir cisim duruyor, tamam mı? Ve ben o cisme sürekli bir kuvvet uyguluyorum. V'si 0. Şurayı düzelteyim. M yazdım. V'si 0 şu cismimiz. Ve ben buraya arkadaşlar kuvvet uyguluyorum. Uygulanan kuvvet F ve F uygulanan diyeyim. Burada da F sürtünme diyelim. Arkadaşlar uyguladığımız kuvvet arttıkça sürtünme kuvveti artıyor, artıyor, artıyor düzgün bir şekilde. Bu statik sürtünme. Sonra statik sürtünmenin maksimum değerine ulaştığında cisim hareket etmeye başladığı anda bak şu aralıkta ilk aralıkta hareket etmiyor. Hareket etmeye başladığı anda hafif düşüyor sürtünme ve arkadaşlar o şekilde devam ediyor. Şu değer maksimum statik sürtünme ama statik en baş statik sürtünme. Şu da kinetik sürtünme arkadaşlar. Yani kinetik sürtünme katsayısı arkadaşlar statik sürtünme maksimum statik sürtünme katsayısından küçüktür. Onun için kinetik ve statik farklı farklı değerler alacaktır arkadaşlar dikkat edersek. Yani benim cisim hareket etmeye başladığı anda hafif bir sürtünme kuvveti düşüyor. Ve çünkü artık harekete geçtiği için oradan da anlayabiliriz. Dolayısıyla oradan itibaren artık kinetik sürtünme kuvveti etki ediyor olarak söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet bunu söyledik arkadaşlar. Burada da bakın dikkat ederseniz statik sürtünme kuvvetinin maksimum değeri kinetik sürtünme kuvvetinden büyüktür. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Burada da zaten değerleri belli. Bakın maksimum statik sürtünme kuvveti kinetikten büyük.
Maksimum statik sürtünme kuvveti kinetikten büyük olarak sadece modelsel olarak ezberlemenize gerek yok. Onu söylemeye çalıştık. Arkadaşlar cisim dururken statik hareketliyken kinetik sürtünme kullanılır. Statik sürtünme kuvveti değişken olabilir. Arkadaşlar kinetik sürtünme kuvveti ise sabittir deriz. Statik nasıl hesaplayabiliriz? Arkadaşlar sürtünme kuvvetinin değerini K çarpı N dediğimiz formülden bulabiliriz. Sürtünme kuvveti iki tane şeye bağlı. Bir, tabii ki yüzeyin cinsine bağlı, yüzeylerin cinsine bağlı. Bir de yüzeye bastıran dik kuvvete bağlı. N dediğimiz değer odur. Yüzeye bastıran dik kuvvettir. Yalnız şuna dikkat etmemiz lazım. Şimdi anlatacağım. Mesela dedi ki F eşittir 20 Newton dedi. Buna dikkat edelim. Buna da F eşittir 20 Newton dedi. Buna işte 6 kilogram dedi. K05 dedi. Buna da 6 kilogram dedi. Buna da K05 dedi. Durun şunun kuvvetini değiştireyim. Buna 40 Newton'luk bir kuvvet etkisi, tamam mı? Kuvveti değiştirdim. Şimdi sürtünme kuvvetinin formülünü uyguladığımız zaman Fs eşittir K çarpı N. Bunlar bu arada duruyordu ve eşittir sıfırdı. F sürtünmeyi hesaplıyorum. K çarpı N. K'mız 0,5. N'imiz de cisme bastıran, yüzeye bastıran dik kuvvet olduğu için arkadaşlar şu yüzeye bastıran dik kuvvet bu cismin ağırlığıdır. Yani 60 Newton. 6 kilogramdan 60 yapar. Sürtünme 30 Newton çıktı. Ama ben 20 Newton uyguladım ya. O zaman benim sürtünme kuvvetim arkadaşlar 20 Newton olacak. Unutmuyorsunuz. Çünkü 30 hareket etmediği için diğer tarafa doğru aynı büyüklükte olmak zorunda. Dolayısıyla 20 Newton uyguladıysam sürtünmem de 20 Newton olacak. Hareket etmediğini nereden anladım? Arkadaşlar kuvveti 20 uygulamama rağmen sürtünmem 30 çıktı. O zaman hareket ettiremem. Demek ki sürtünmem de 30 değil 20'dir. Eğer ben buraya sürtünmeyi 30 desem kuvveti sağa uygulamama rağmen sola gidiyormuş gibi bir durum olur. Tuhaf olur. Duran bir cisim için sürtünmenin uyguladığımız kuvvete eşit olması lazım. Burada sürtünmeyi hesapladım. K çarpı N. Zaten aynı değeri verdim. K'mız 0,5. N'imiz 60. F sürtünmemiz 30 Newton. O zaman bu tarafa doğru 30 Newton olacak. O zaman 40-30'dan büyük mü dikkat ederseniz arkadaşlar? Büyük. O zaman cisim sağa doğru hareket edecek ve sürtünmemiz 30 Newton olacak diye değerlendirebiliriz. Yani F sürtünme formülünü uyguladığımız zaman F sürtünme eşittir K çarpı N yaptığımda duran bir cisim için eğer sürtünme kuvvetim F'ten büyük olmuşsa arkadaşlar o zaman F sürtünme kuvvetim F kadardır. Uyguladığımız kuvvet kadardır. Anlatabildim mi? Eğer F'im F sürtünmeden büyükse hareket ediyordur. Zaten F sürtünme kadar sürtünme kuvveti etki ediyordur diyebiliriz. Duran bir cisim için sürtünme kuvveti uyguladığımız kuvvetten büyük olamaz. Uyguladığımız kuvvete eşit ya da uyguladığımız kuvvetten küçük olabilir arkadaşlar. Eğer duruyorsa, durmaya devam ediyorsa uyguladığımız kuvvet kadardır. Zaten bunu göstermiştim. Arkadaşlar sürtünme kuvvetinde yine şuna dikkat edeceğiz. F sürtünme eşittir K çarpı N dediğimiz şeydeki N yüzeye bastıran dik kuvvet. Bakın yüzey böyle bir yüzey olsun. F kuvvetini böyle uygulayalım. Cismin ağırlığı her zaman yere doğrudur. Mg'yi gösterelim. Cisim aşağı doğru hareket ettiği için sürtünme kuvveti yukarı doğru olacak. F sürtünme. F sürtünme eşittir K çarpı N yani. N yüzeye bastıran dik kuvvet. Bakın yüzey neresi? Burası. Buna 90 derece yapan bak. Buna 90 derece yapan şöyle bir kuvvet olmalı. O zaman ben F'i alacağım. Dolayısıyla F sürtünmemiz eşittir. K çarpı F olmak zorunda olacak arkadaşlar. Sürtünme kuvveti daima cismin hareket yönüne terstir. Arkadaşlar dönerek hareket eden cisimlerde hareket yönündedir. Hatta bazı ötelenen cisimlerde hareket yönünde olabilir. O da öyle istisnai durumlar var arkadaşlar. Evet, uygulama alanı sorularını çözelim. Doğa uzaktan kumandalı gemisini evlerinin bahçesinde içinde durgun su bulunan havuza bırakıyor. Uzaktan kumanda vasıtasıyla gemisini şekilde gibi hareket ettiriyor. Gemiye hareket yönünde uygulanan itme kuvveti sabit ise hareket ettiren kuvvet F, gemisinin ağırlığı G olduğuna göre gemiyi etkileyen kuvvetleri serbest cisim diyagramında gösteriniz diyor. Şimdi arkadaşlar gemiyi hareket ettiren kuvvetin F olduğunu söylemiş. Zaten artı X yönünde hareket ettiğini de söylüyor dikkat edersek. Ona göre bir çizim yapmamız gerekecek arkadaşlar. Şimdi bizim buradaki olayımızda arkadaşlar bir kere şöyle bir kuvvetimiz olacak değil mi? F kuvveti. Artı X yönünde. Sürtünme kuvveti arkadaşlar onu da aslında yani sudan dolayı bir F sürtünme olacak. Cismin ağırlığı olacak. G olacak arkadaşlar. Bir de yukarı doğru bir kaldırma kuvveti olacak ya da N diyelim hadi ona. Tepki kuvveti gibi düşünelim arkadaşlar. N kuvveti olacak şeklinde değerlendirebiliriz arkadaşlar.
Gemi dengelenmiş kuvvetlerin etkisini hareket ederken geminin hareket etmesini sağlayan kuvvet 10 Newton ise sürtünme kuvveti de arkadaşlar dengelenmiş demek F net 0. Sağa doğru 10 Newton varsa sola doğru da 10 Newton vardır diyebiliriz arkadaşlar. Dengelenmiş olduğu için net kuvvet 0 olacak. Geminin ağırlığı 5 Newton ise iken suyun gemiye uyguladığı dik kuvvette arkadaşlar etki tepki bakın bu tarafa doğru bu tarafa doğru yukarı doğru ve aşağı doğru. Cismin ağırlığı 5 Newton'sa o zaman yukarı doğru olan 5 Newton olacak. Biraz önce 10 Newton itekleme kuvveti bunun 10 Newton olduğu gibi. Çünkü dengelenmiş olduğu için arkadaşlar 5 Newton'a 5 Newton olacak. Çünkü gemi yukarı doğru aşağı doğru hareket etmiyor. Dolayısıyla aşağı doğru 5 Newton'a çekiliyorsa suyun uyguladığı kuvvetin de 5 Newton olması gerekiyor. Kütlesi 500 gram olan gemiye uygulanan kinetik sürtünme kuvveti 4 Newton, gemiyi hareket ettiren kuvvet 6 Newton ise geminin ivmesi F eşittir ma. Arkadaşlar sürtünme kuvveti 4, gemiyi hareket ettiren kuvvet 6 ise net kuvvet 6 eksi 4 olur. M'imiz de 500 gramı kilograma çevirdiğimiz zaman 1000'e böleceğiz. 0,5 kilogram çarpı A olacak. Dolayısıyla 2 eşittir 0,5 çarpı A'dan A eşittir 4 metre bölü saniye kare olacaktır arkadaşlar. Yukarıda yanda tabloda verilen bazı gezegenlerin çekimleri verilmiş. İvmeli ağırlıkları soruluyor. Ağırlık arkadaşlar G eşittir M çarpı küçük G. M'imiz 100 kilogram verilmiş. Kütle değişmez. Gezegenlerde kütle değişmez. Onun için arkadaşlar direkt M çarpı G ve M'i her zaman 100 alacağız. Bütün gezegenlerde aynı. G Mars'ta 3,8 ile çarpıyorum. 100 çarpı 3,8 380. Mars'taki ağırlık 380 Newton. 38 mi? Yok 380 değil mi arkadaşlar? 38, 380 evet. Dünyadaki emimiz 100. Yer çekimi 9,8 olduğu için 980 Newton. Jüpiter'de 26,5 olduğu için 26,5 ile 100'ü çarpacağım. O da 2650 Newton olmuş olacak arkadaşlar. Yani M çarpı G formülünü uyguluyorum. M'ler 100, G'ler de tablodaki değerler. Dengelenmiş kuvvetler demek arkadaşlar Fnet'in sıfır olduğu durumdur. Yani hareketsizlik ya da sabit hızda gittiği durumdur. Fnet sıfır olduğunda hareketsiz ya da sabit hızda gittiğimiz duruma bakacağız. Ağaçta asılı duran elma arkadaşlar hareketsiz olduğu için dengelenmiş kuvvetler etkisindedir. Durakta bekleyen yolcu hareketsiz olduğu için dengelenmiş kuvvetler etkisindedir. Yavaşlayan otomobil arkadaşlar yavaşladığı için dengelenmemiş kuvvetler etkisindedir. Sabit süratle giden Fnet sıfırdır. Dengelenmiş kuvvetler etkisindedir. Duvarda asılı duran tablo durduğu için dengelenmiş kuvvetler etkisindedir. Havaya atılan top yavaşladığı için arkadaşlar dengelenmemiş kuvvetler etkisindedir. Evet kazanım testine bakalım arkadaşlar. Sürtünme kuvveti hangileri kesinlikle doğrudur? Cismin ağırlığına bağlıdır. Arkadaşlar cismin ağırlığına bağlı olmadığı durum da vardır. Fs eşittir k çarpı n. N her zaman ağırlık olmaz. Mesela şurada yüzeye bastıran dik kuvvet F olduğu için ağırlığa bağlı değildir arkadaşlar sürtünme kuvveti. Ağırlık hareket ettiren kuvvettir. Sürtünme kuvvetini hesaplarken bu yüzeye ait dik kuvvet F olduğu için F sürtünmeyi KF'den buluruz. Yani sürtünme kuvveti her zaman ağırlığa bağlı değildir. Sürtünen yüzeylerin cinsine bağlıdır. Sürtünen yüzeylerin yüzey alanının büyüklüğüne bağlı değildir arkadaşlar. Formülümüzde de yok. Evet, ikinci öncülümüzde sürtünme kuvveti her zaman hareket yönüne terstir. Arkadaşlar ötelenen cisimlerde olabilir ama dönenlerde değil. Onun için yanlış. Sürtünme kuvveti sürtünen iki cisimden birini etki eder. Arkadaşlar ikisine birden etki eder. Yanlış. Sürtünme kuvveti temas gerektiren kuvvettir. Evet, iki yüzeyin birbirine temas etmesi gerekir. Doğru. Sürtünmeli yatay düzlemde artı x yönünde hareket eden, arkadaşlar zaten hareket yönünü verdiği anda sürtünme kuvvetini ötelenen bir cisim için ters yönde diyeceğiz. Onun için arkadaşlar eksi x yönünde olmuş olacak. Bakın burada da işte nereye gittiğine bakmamız lazım. Hem 30 Newton'u hem 20'yi vermiş ya. Sürtünmede arkadaşlar hareket yönüne bakacağız. Bak bir yönünde hareket ediyor diyor. Bir yönde hareket ettiği için şu kuvvete bakmamıza gerek yok. Sürtünme kuvveti arkadaşlar gittiği yönün ters yönünde olacak. O da iki yönünde olur. Gittiği yönün ters yönünde. Bu dururken arkadaşlar 30 Newton sağa 10 Newton sağa çekin sola çekince 20 Newton'a sağa çekiliyor. Dolayısıyla 20 Newton'a sağa çekildiği için sürtünme kuvvetinin sağa doğru hareket ettiği için artık cisim 20 Newton'a sağa doğru gittiği için sürtünme kuvvetinin sola F sürtünmenin sola olduğunu göstermemiz gerekiyor arkadaşlar. Altıncı soru.
Cisimler sabit hızla gidiyor. Arkadaşlar sabit hız görür görmez kocaman harflerle F net 0 yazın. Sistem dengede sabit hızla gidiyor. F net 0. Ya hocam sağa doğru 2 F geliyor. Nasıl F net 0 olabilir? Demek ki sürtünme kuvvetim de sola doğru 2 F. Arkadaşlar o zaman sürtünme kuvvetim sola doğru F. O zaman sürtünme kuvvetim sola doğru arkadaşlar 3 F olmak zorunda olacak. Dolayısıyla 3 büyüktür, 1 büyüktür 2 diyebiliriz arkadaşlar. Statik sürtünme kuvveti arkadaşlar bakın şu statik sürtünme kuvveti en üst değerde de durumdadır. Kinetik biraz daha düşüktür. Grafikten anlayabiliyoruz. Hareket etmeye başladığı anda sürtünme kuvveti azalıyor. Dolayısıyla statik sürtünme kuvveti 30 N. Kinetik sürtünme kuvvetinin aslında maksimum statik sürtünme kuvveti 30 N demek daha doğru olur. Kinetik sürtünme kuvveti de 20 N olacaktır. Bir öğrencinin sınıfında yaptığı deneyde sürtünmeli yatay düzlemde durmakta olan M kütleli cisim F kuvvetiyle ancak dengeleniyor. Dengelenmiş. O zaman sürtünme kuvvetinin F olması lazım dengelendiği için. M kütlesi arttırılırsa denge durumu değişmez. Arkadaşlar bakın bu biraz ne diyelim biraz gıcık bir soru diyelim. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Onu söyleyebilirim. Söylerim. Arkadaşlar şimdi sürtünme kuvveti F eşit, Fs eşittir K çarpı N ya. Şimdi şu anda sürtünme kuvvetinin F eşit olduğunu biliyoruz bu kadar. Eğer bu F'in artması demek arkadaşlar sola gideceği anlamına gelmez ki bu sürtünme kuvveti. Sağa çekiyoruz. Nasıl sürtünmenin etkisiyle sola gidebilir? Gidemez. F'in artması demek sürtünme kuvvetinin artması demek bu F uygulanmadığı sürece arkadaşlar değişmemesi demektir. Yani şunu söylemiştik ya mesela bu 20 N. Tamam mı? Ve hareket etmiyor dedik sayı verin. O zaman sürtünmeye 40 çıkmışsa sayısal hesapta yine 20 diyeceğim. 50 çıkmışsa yine 20 diyeceğim. 60 çıkmışsa yine 20 diyeceğim. Çünkü ben 20 uygulamışım ve sürtünmeden büyük bir sürtünme uyguladığımız kuvvetten daha büyük olamaz arkadaşlar. Hareket etmezken. Yani burada da durduğu için ben zaten F kadarlık bir sürtünme kuvveti uyguluyorum. Eğer ben bu F'i arttırırsam, sürtünme kuvvetini arttırırsam yine F eşit olacak arkadaşlar. Uyguladığımız kuvvet kadar olacak. İşte burada da zaten dikkat edersek M'i kütlesini arttırmak aslında N'i arttırmak demektir. Çünkü burada yüzeye bastıran dik kuvvet Mg'dir. Tepki kuvveti N Mg'ye eşit olacak. Dolayısıyla N arttığında sürtünme kuvveti de artar gibi oluyor. Ama uyguladığımız kuvvet kadar olmak zorundadır. Buna dikkat etmemiz lazım. Bu ince bir detaydır arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Ben 20 N uyguluyorum. Sayısal hesaplamalarla F sürtünme KN'den 30 N çıktı. Ama ben 30 almıyorum ki yine 20 alıyorum. O zaman buradaki sürtünmenin 30 iken 40, 45, 50 yapmamızda bir şey değiştirmez. Çünkü yine 20 alacağım. Çünkü uyguladığımız kuvvet 20 N. Dolayısıyla denge durumu değişmez. Doğru. Düzenek çekim ivmesi küçük olan A'ya götürülürse denge durumu değişmez. Arkadaşlar F sürtünme eşittir K çarpı N'de N burada ağırlık olduğu için yatay düzlemde. F sürtünme azalır. F sürtünme azalırsa o zaman F'den büyük, F büyük hale geldiği için denge durumu değişebilir arkadaşlar. Hareket etmeye başlar çünkü. Sürtünme kuvvetinin büyüklüğü F kadardır. Bunu da söyledik arkadaşlar. Evet. 9. soruda öteleme hareketi, dönme hareketi var ve yine öteleme hareketi var. Sürtünme kuvvetleri. Ötelenen bir cisim için bak hareket yönünü vermiş ya öteleniyor arkadaşlar. O zaman sürtünme kuvveti tam bir yönü de diyebiliriz. Peki burada dönüp ilerlediği için hareket yönü bu tarafa doğru olduğu için arkadaşlar dönen cisimlerde aynı yönlü demiştik. O da bu tarafa doğru sürtünme kuvveti. Burada da hareket yönü yukarı doğru olduğu için hareket yönünde bak kuvvete bakmıyorum. Hareket yönü yukarı demek ki sürtünme aşağıya doğru diyebiliriz. Ötelendiği için. Şekildeki cisim sürtünmeli düzenekle dengededir. Hangi cisim kesinlikle yine dengede kalır? Arkadaşlar buradaki sürtünme kuvvetinin değeri ne kadardır? 2F'tir diyebiliriz. Hatta arkadaşlar 2F'den de büyük diyebiliriz. Mesela 2F'den büyük ama biz 2F alıyoruz bir durumu da olabilir. O zaman burası 2F. Sürtünme 2F arkadaşlar. O zaman tamam. Dengede kalır. Buradaki arkadaşlar F olduğu için sürtünme kuvvetim daha büyük olacağına göre değil mi arkadaşlar? Sürtünme kuvvetim daha büyük olacağına göre dengede kalır. Burada sürtünme kuvvetini 2F alırsam 3F daha büyük olduğu için hareket edebilir. Bu dengede kalmaz. Yani buradaki sürtünme kuvveti dengede dediği için 2F olduğunu ve hatta 2F'den de büyük olabileceğini de düşünmek gerekiyor. Arkadaşlar en az 2F. Onun için burası 2F. O zaman burası da 2F. Sürtünme 2F düşünürsek yine dengede kalır. Buraya 2F olursa ben F uygulamışım, geçememişim sürtünmeyi dengede kalır. Sürtünme 2F hesaplarsam 3F uyguladığım zaman hareket edebilir arkadaşlar. Yatay düzlemlerdeki K, L, M cisimlerine düzleme paralel ve şekildeki
gibi uygulanıyor. K cismi hızlandığına göre diyor, kesinlikle sürtünme kuvveti etki eder. Arkadaşlar sürtünme kuvveti etki etmezse hızlanabilir, sıkıntı yok. L cismi yavaşladığına göre arkadaşlar, o zaman sürtünme kuvvetinin ne olması lazım? Dikkat edersek, ya, şimdi F kuvveti de belki yavaşlı, mesela bu tarafa doğru gidiyordu ve ben bunu uyguladım. Kendiliğinden yavaşlayabilir sürtünme olmadan. Ama M cismi sabit hıza gittiğine göre F netin sıfır olması lazım. Demek ki bu tarafa doğru bir kuvvet olması lazım mutlaka. O da sürtünme kuvveti. O zaman kesinlikle sürtünme kuvveti M'de vardır diyebiliriz arkadaşlar. Yatay düzlemde duran bir cisme uygulanan yatay kuvvetin cisme etki eden sürtünme kuvvetine bağlı grafiği. Arkadaşlar 60 Newton statik sürtünme, 40 kinetik sürtünme. Cisme 30 Newton uygulandığında cisim hareket edemez. Evet, 60 maksimum değeri olduğu için 60'a kadar hareket etmiyor arkadaşlar. Cisme hareket ettirebilecek minimum kuvvet aslında 60 Newton demeyelim de 60'tan birazcık büyük bir kuvvet desek daha güzel olur arkadaşlar. Onu söyleyelim. Cisme 100 Newton'luk kuvvet uygulandığında cisme hareket ettirecek net kuvvet 60 Newton'dur. 100'den 40'ı çıkarttık. Arkadaşlar artık 100 Newton'da hareket ediyor. Çünkü maksimum statik sürtünmeyi geçmişiz. 40 Newton'da arkadaşlar çıkartıyorum. Sürtünmeyi 60 Newton'dur diyebilirim. Cevap 1, 2, 3. Yani 60'tan çok çok küçük, çok çok az büyüklükte bir kuvvet diyebiliriz arkadaşlar. Ona göre bir açıklama yapmış olalım.